Paulo Rego, 1935 doğumlu Portekiz'de dünyaya gelmiş bir sanatçı. Sanat kariyeri İngiltere'de gelişiyor. Ailenin tek çocuğu ve babası yaklaşık 35 yıl süren Salazar yönetiminde Portekiz'de onun daha özgürlükçü bir ortamda eğitim alması öngörüsüyle İngiltere'ye gönderiyorlar sanat eğitimi için. Ve o dönemde de Slade Güzel Sanatlar Okulu'nda Londra'da eğitimine başlıyor. Burada tanıştığı Victor Willing'le bir ilişkileri oluşuyor ve sonrasında önce Cassandra Willing ve sonrasında da iki çocukları dünyaya geliyor. Ve Victor Willing eşi yine Slade'de daha büyük yaş grubundan öğrenci olan eşi, onun hayatında çok önemli bir rol oynuyor. Bu dönemde İngiltere'de ve Slade'de tam da 20. yüzyılın biraz daha modernist akımları hakim. Fakat Paulo Rego biraz öğretmenlerinin söylemesine de karşı durarak aslında hikayeyi tekrar resme sokan çok başat figürlerden biri yüzyılımızda. Özellikle çocukluğunda dinlediği pek çok hikaye, ailesinde, dedesinin ve büyük annesinin çok önemli rolü var çocukluğunda. Onların yanında uzun süre kalıyor. Ve Portekiz hikayeleri, dünya hikayeleri onu çok etkiliyor ve bunları bozarak aslında kendisinin de anlatımıyla resimlerine taşıyor. Alistair Hicks'le çalıştık bu sergi için. İngiliz küratör Alistair Hicks'le bu yeni işbirliğimiz çok değerliydi bizim için. Çünkü kendisi çok erken dönemlerinden itibaren Paulo Rego'yla köklü bir arkadaşlıkları vardı ve onu hem sanatını hem kişisel olarak çok iyi tanıyan bir eleştirmen, küratör olarak çok geniş bir seçki hazırladı. Tabii ki imkanlar dahilinde, ölçekler dahilinde burada alabildiğimiz, sergileyebildiğimiz eserler Paulo Rego'nun çeşitli dönemlerinden eserlerine bakıyor. 60'larda özellikle Portekiz'de ürettiği eserler daha çok o günün politik gündemini yansıtan, kendince, kendi diliyle Salazar döneminin faşist gündemine bakan eserlerden oluşuyor. Bunlar biraz da örtük bir şekilde yer alıyorlar ama bakıyoruz ki özellikle isimlerini koymakta gayet cesur eserlerin. Zaman zaman onları kısaltmak zorunda kalmış olsa da bazı sergilerinde kapalı isimle sergilemiş olsa da. 80'lere geldiğimizde çok renkli bir dünya bu sefer karşılıyor bizi. Tekerlemelerden, çocuk şarkılarından, Peter Pan hikayelerinden, renkli dünyadan ama pek çok sembolik anlatımla rengarenk resimler, tuvaller çıkıyor karşımıza. Operalardan çok etkileniyor. Bildiğimiz Aida, Traviata gibi, Carmen gibi hemen arkamızda gördüğünüz operalar onun eserlerinde önemli bir yer tutuyor. Zira kendi kişisel hikayesinde de babasıyla özellikle çocukluğundan itibaren paylaşımlarında da önemli yer tuttuğu gibi. 90'lardan itibaren ise çok farklı bir yönüyle görüyoruz Paulo Rego'yu. Çünkü biraz genetik de olarak aileden gelen bir kılıtımla diyelim, depresyonla baş ediyor uzun yıllar Paulo Rego. Bunun sancısını yoğun yaşıyor ve bu dönem eserlerinde depresyon, korku, eşinin yakalandığı MS hastalığında ona yardımcı olduğu yıllarda resimlerine yansıyan sembolik anlatım bambaşka bir Paulo Rego ile bu sefer karşımıza çıkıyor. Buradaki sembolik anlatım onun eserlerinde çok önemli dönemler açıyor karşımıza. Örneğin Köpek Kadınlar olarak andığı bir serisi, bir eser grubu var. Burada gösterdiği hayvanlar özellikle hep bir insan figürüne karşılık geliyor. Bazı resimlerde sadece bir figür var ve onun bakımını yapan bir insan var.
O biraz eşiyle ilişkisini simgeliyor. Ama bazı eserlerinde de bütün karakterleri hayvanlar bir çeşit oynuyor diyebiliriz. Oradan da tamamen tiyatral, sembolik bir anlatımla aslında kendi öz yaşamını sahneliyor. Özellikle Portekiz'de yapılan referandumda çok önemli etkisi olduğunu bildiğimiz bir kürtaj serisi var. Kürtaj yani pek çok ülkede çok sonra legal hale gelmiş bir konu. Ve Portekiz'de de 70'lerde yapılan bir referandumda bunun legal hale gelmesi için maalesef sadece %10 bir katılım oluyor seçimlere, referanduma, oylamaya. Polar Ego bundan çok etkileniyor. Kendisi de bunun sancısını genel olarak kadın olmanın ve toplumdaki güç dengelerinden duyduğu sancıyı da birleştirerek muhtemelen bir seri yapıyor. Yani bu resmine dökülüyor bu konu. Kürtaj önemli bir yer tutuyor eserler arasında. Ve bunları sergilediğinde büyük yankı uyandırıyor. Nitekim 90'larda yapılan ikinci bir referandumda Portekiz'de kürtaj legal haline geliyor. Ve bunda gerçekten bütün siyasiler, dönemin sanat ve siyaset çevreleri de Polar Ego'nun bu eserlerinin çok önemli rol oynadığını söylüyorlar. Bugün bile konuştuğumuzda Portekiz'den bir siyasetçi, sanatçı ya da toplumdan bu dönemlere hakim kişilerle hep Polar Ego'nun bu eserlerini anıyorlar gerçekten de.